İstediğin kumarhane tombalacı. Sana birisi yalan söylemiş. Çakır'ın canını almak kolaydır demiş. Canımı çok acıttın. Ama benim vermediğim şeyi sen alamazsın. Hümati, bağla. Herkese bol şans. Bahisler lütfen. Bahisler kapanmıştır. Çakır, seni yaşatmazlar. Kumarhanende son oynadığın kumar bu. Yanlış yapıyorsun. Kim öldürecek? Güzel karın mı? Bakalım ne kadar şanslısın. Eğer bu kadar kolay ölürsen, ciğerimi soğutmak için karını da buraya yatırırım. Memati. Çakır. Hala çelik çomak oynuyorsun Çakır. Hiçbir zaman büyüyemeyeceksin. Sen misin lan Çelik? He? Karılar gibi ne bağırıyorsun lan he? Karşıma geçip
Efelenirken sesin hiç böylesi çıkmıyordu. Tombalacı efendi. Buraya gelirken böyle bir saygısızlıkla karşılanacağımı bilmiyordum. Bütün olanlardan Lazia'yı sorumlu tutup seni ayırıyordum. Gördüm ki ayrılacak bir tarafınız yok. Lazia ne kadar hasmımsa sen de o kadar hasmımsın. Hasım geldin, hasım gidiyorsun. Azdan az, çoktan çok gider. Diyecek lafım yok. Ocağını söndüreceğim. Elinden geleni ardına koyma Şişko. Öldür ulan! Öldür! 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 Şanslıysan. Bacın çok şanslıydı. Altımdan geçti. Ulan, ulan, ulan bari şerefin ne lan şerefsiz? Şerefsiz! 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 Sakın ölme! Ölme lan! Geçti. Çakır! Sen en büyük olacaksın. Olacağım. Olacağım. Derya'ya söz verdim. Olacağım. Memati! Bu leşi öyle bir parçalayıp göm ki... aynı sürünün kuşları bulup yemesin. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Mehmet Çolak bizi Ruslara sattı. Nasıl? Acaristan'da Ruslarla ittifak yapıp başka bir denge kurmaya çalıştı. Gürcistan'da yaptığı temaslar bizden yanaydı. Evet. Gürcistan devriminde bizden yana, Acaristan'ın içinde Ruslardan yana. O eşkıyalarla ne işi olabilir? Güç. Kendi konseyini kurmayı düşünüyordu herhalde. He. Benim kocam size güvendi. Ve sizin güvenceniz dışında başka bir güvenceye sığınmadı. Sevgili Esther, maalesef öyle değil. Tombalacının temasları hem CIA hem Mossad tarafından kayıt altına alındı. İki kaynak da söylediklerime işaret ediyor. Siz de iyi bilirsiniz ki bizde ihanetin tek cezası vardır. Konseyimize dahil olurken bağlılık ve sadakat yemini etmişti. Bu yemini zaman zaman konseyin kararlarına karşı gelerek sarsmıştı.
uyarılarımızı hiçe sayarak küçük şeylerin peşinde koştu ve sonunu hazırladı. Benden kocamın ölümünü mazur görüp yas tutmamamı mı istiyorsunuz? Hayır. Kocanın yasını tut. Ama intikam hislerini de göm. Canım sadakati yemini anladık da kaç paraya satmış bana onu söyleyin. Paraya değil, güce satmış anlaşılan. Samiciğim, parasız güç motorsuz araba. Bin kez canım. Bu konu tamamen buradakilerin arasında kalacak. Tesseriniz mi? Hüsreva, Lazia, Tuncay Kantarcı, İpikçi Nedim, Samuel Vanun. İyi kadro. İş ne? O da senin işin. Niçin bir araya geldiler bilmiyoruz. Mekanlarını dinleyemedik. Testlerinin mekanında toplanmaları baronun emriyle bir araya geldiklerini gösteriyor. De, kılıç neden yok? Testere var, onun için yok. Tunca işin içinde. Samuel var, iplikçi var. Mal alınıp mal satılacak. Tombalıcıyı baron feda etti. Filini boşu boşuna vermez. Bizden bir hamle bekleyecektir. Bunun için büyük bir ihtimalle sizi daha yakınına çekecektir. Biz bu ortaklığın içine alınacak kadar yükseldik mi? Zannetmiyorum. Ama bir yolunu bulup dahil olmanız lazım. Ancak artık daha dikkatli olmak zorundasın. Dikkat şüphe çekiyor. Sen kendini ispatlayarak şüphelerden sıyrıldın. Ama senin arkandakini görmek istiyorlar. O zaman sen dikkatli ol. Aslanım, benim karı kız peşinde koştuğum yok. Neyime dikkat edeceğim? Hadi canım. KGT'yi senin çapkınlıkların yüzünden yer altına aldılar. Bundan sonra ne olacak? Konseye yeni katılım düşünüyor musunuz? Hayır. Ondan kalan işleri takip etmek ve konsey adına maddi varlığını sürdürmek için kılıcı uygun görüyorum. Siz nasıl isterseniz. Ama Esther'le problem yaşayabiliriz. Onu ben hallederim. Çakır hakkındaki kararınız ne? Yükselecek. Buna sizce hazır mı? Sen hazırlayacaksın. Çakır bütün bu değerleri hak edecek birisi mi yoksa sizin için özel bir kıymeti var da ben mi kaçırıyorum? Bu alemde bir sürü çakır var. Evet, Razia'nın damadı. Ama bu bizim lehimize değil, aleyhimize. Emir buyurursanız size 10 tane daha çakır yaratırım. Hiç kimse alternatifsiz değildir. Vazgeçilmez değildir. Sen yeni kadrolar yaratmak istiyorsan bunu yap. Çakırın önemine gelince... Çakır bir bulut gibi. Arkasındaki fırtınayı görmek istiyorum ben. Çakır bu kadar önemsizken arkası niye bu kadar önemli? Yavuz Selim'in sırtında çıkan sivilceydi. Sonra çıban oldu.
Sonra Şiiri Pençe oldu. Ondan doğan da Süleyman oldu. Bir sivilce hiçbir şeydir ama ardından geleni bilirsen. Bu kadar zaman geçti. Hala Polat Alemdar'a dair 3-5 satır istihbaratın dışında bir şey verebiliyor musunuz? Hayır. Daha önce böyle bir durumla karşılaştık mı? Hayır. Ayrıca elimizde suç dünyasına onun gibi bakan bir alternatif model var mı? Hayır. Sadece bunun için bile Çakır'a İstanbul sefirliğini düşünmeden veririm. Çakır'a İstanbul sefirliğini ver. Çatlak sesler çıkacaktır. O Çakır'ın sorunu. Koltuk onun, kulak onun. Şahin Ağa şefaat isteyecektir. O da senin sorunun. Dayı ne zahmet ettin? Tosunum, bir ter atsan hiçbir şeyin kalmayacak. İçin. Dayı, sabaha kadar çocuğu sokaklarda dik. Ondan sonra numaradan üzül sıkıl. Ben ne bileyim, bunda katır inadı varmış yeğenim. Dedim, biner otobüse döner evine. Dayı niye inat ediyorsun? Ben gemileri yaktım dedim. Görüyor musun bak? Endülüs Emevisi. Tosunum, yarına kadar o saç sakal gidecek. Yoksa yarından tezi yok, kırparım seni. Dayı karışma çocuğa. Belki kızlar böyle seviyordur. Seni kızlar böyle sevsin. Kızcağız da nasıl perişan oldu? Nasıl dertlendi? Gören de öz dayısı onu zanneder. Hangisi dayı? Yeğenim. Dayın bu işlerden anlamaz değil. Bulaşmaz. Ya dayı, unuttum söylemeyi. Senin iş de tamam. Hangi iş? İyi, hoş, güzel kadın da tek kusuru dul olması. Ne zaman dayıma yapacağım seni dedim. Beni öyle bıraktı. Onu öpeceğime bir ömür boyu bu marpucu öperim. Ne yapıyorsun? Seninle konuşmuyorum. Ya tamam, özür dileyeceğim. Neredesin? Yoldayım, ofise geçiyorum. Ama canım çok sıkkın. Şarap da getireceksen gel. Onlar arabada, kolay. Başka? Bir şey isteyeceğim ama dalga geçme. Geçmem. Ne? Bana çiçek de alır mısın? Bu mevsimde papatya var mıdır acaba? Selam. Aleyküm selam. Neredeydin lan bu saate kadar? Ne? Abuzer Bey kalktı mı? Beni sordu mu? Kim bey? Abuzer, babam. Ulan baban kör, sen babandan da körsün be. Düzeysiz insanlar. Öldü mü yoksa? Fazla mı kaçırdık? Su ver lan it. Ciğerim yanıyor. Ne zıkkınmış o şurup. Tüfuh!
Tahminimiz odur ki bu işi yapacak kudret de cüret de kılıçtadır. O defterler kapandı Şahin ağa. Öyle olsaydı biz çoktan gitmiştik. Burada açılmamış hiçbir defter yazılmadan kapanmaz Çakır kardeş. Desene bizim yüzümüzden Şahin ağa. Şahıslarla problem olmaz. Sorun seni yakmamamız değil, söz dinlemememiz. Artık bizim sözümüz de muhteber söz Şahin'a. Onların bir sözü varsa bizim de bir sözümüz var. Çakır'ın başı gövdesindeyse başının üstünde de abileri var, büyükleri var. Her şey yerinde ağır, yerinde güzel. Eyvallah. Biz ölümden korkuyu Zübyan koğuşunda bıraktık Çakır kardeş. Ne kılıçtan çekiniriz, ne toptan, ne gözden. Hele ki kardeşimiz uğurlamaya gelmiş, vefasını göstermiş. Daha başka bir şey beklemeyiz. Eyvallah. Sadece bir şey soracağım sana. Şahin ağayı kurtarırsak kılıçla durumun ne olur? Bilmiyorum. Biat ederken ihtiyatsız olacaksın. Şahin ağaya borcumuzu ödemezsek hiçbir şeysiz oluruz. Doğru söylüyor. O kesik suratın suratını çizene rahmet olsun. Biraz alttan çizseydi ya. Bir şansımız var. Engellemeyeceğiz ama tedbirimizi alacağız. Nasıl? Memati, bu nakil araçları kime ait? Genel müdürlüğe. Kaçta kılıcın yanında olacaksın? 9'da. Nakil kaçta? En geç 8-9 gibi çıkar. Ben gidip yatıyorum. 6'da uyandırın beni. Yeğenim dur hele. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ne lazım? Duan lazım dayı. Hadi Allah rahatlık versin. Taşkınlık istemem. Arkamdan harbe de istemem. Vahlanma istemem. Hiçbir habere sevinilmeyecek, üzülülmeyecek. Namımıza leke düşürenin iki elim yakasındadır. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Bilinen yerdeyiz. Efendim, kuş kafesten çıktı. Tamam, bekliyoruz. Git söyle hazır olsunlar. Artık tek başına bir güç değilsin. Başına buyruk davranmayacaksın. Sana bir aile kazandırıyoruz. Babalığını layıkıyla yapacaksın. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım.
Yüzün hak olsun. Sadık ol ki sen zorda kaldığında sadık bir ailen olsun. Şüpheniz olmasın. Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Bu şehre dair tasarruf, güç, denge, adalet, taksimat, konseyin çizdiği sınırlar çerçevesinde sana aittir. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden önce bu görevi bize layık gören sayın büyüğümüze bağlılığımızı bildirmenizi arz ederim. Sizden benim bu görevi tam manasıyla icra edebilmem için size göre benim kadar küçük bir talebim var. Mührü almadan Süleyman oldun Süleyman. Söyle. Ben sizin tasarruflarınızı hiçbir zaman sorgulama cüretinde bulunamam. Haddim değil. Talebim duygusallıktan öte, verdiğiniz görevi eksiksiz yerine getirebilme kaygısındandır. Şahin Ağa, beni öldürmesi emredilmesine rağmen duygusal davranıp gerekeni yapmamıştır. Affı karşılığında diyet ödemeye razıyım. Verilen emir geri alınmaz. Yerine getirilmeyen emir tekrarlanmaz. Bir el attın sağa çekelim. İster misin onlar da üç çıksınlar? Şimdi onlar üçü beş görür yeğenim. Sen canlısın. Adamlarınız emrinizi yerine getiremezse bundan aynı emrin tekrarlanamayacağı ve Şahin Ağa'nın bağışlanacağı sonucunu çıkarabilir miyim? Bir plan mı yaptın yine? Yapanlar oldu. Ortağın mı? Doğrudur. Engellerse senden alacağımız bir şey yoktu. Ama Polat Alemdar'dan bir gün alacağımızı alırız. Canımız emrinizdedir. İstediğiniz zaman alırsınız. Benim de, ortağımın da. Kılıcın keskin olsun.